Merhaba canım arkadaşlarım. Merhaba, iyi günler dilerim. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Ben galiba biraz farklıyım. Bunu övünmek için de söylemiyorum. Farklılığım belki aptallığımdan da gelebilir, belki cehaletimden de gelebilir. Ama farklıyım. Çünkü ben kişilerle uğraşmıyorum. Bana ne kişilerden? Ben olaylara yoğunlaşıyorum. Fikirlere yoğunlaşıyorum. Kim yaptı? Kim dedi? Kim söyledi? Kim yapacak? Kim yönetecek? Bana ne ya? Beni ilgilendiren ne dedi? Nasıl söyledi? Ne yapacak? Nasıl yönetecek? Bugüne kadar nasıl yönetti? Bundan sonra nasıl yönetebilir? Ben bu sorulara cevap arıyorum. Diğerleri umurumda değil. Bakıyorum, diyelim ki muhalefet partileri falancayı ortak aday gösterelim. Hayda! Ana muhalefet partisinin en güçlü kanaat önderleri, mesela Yılmaz Özdil, mesela Bekir Coşkun ya da Emin Çöreşen. Aa, vallahi ona oy vermem, giderim Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Ya bakın, Tayyip Erdoğan ya da falanca, bunlar birer isim. Bunlar kim sorusunun cevabı. Ben bana ne diyorum, bana ne? Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek olan kişi kim olursa olsun, daha demokrat olacaksa, hukuk devleti ilkelerinden kopmayacaksa, hukukun üstünlüğüne iman edecekse, kuvvetler ayrılığı prensibinden asla caymayacaksa, serbest pazar ekonomisinden vazgeçmeyecekse, ama gelir dağılımında adalet konusunda samimiyetle çalışacaksa, böylesine ağır vergilerle özel sektörün ve çalışanların kanını emmeyecekse, mesela bana maaş veriyor, sana maaş veriyor devlet ya da patronum, abi maaşımın %35'ini daha ben parayı görmeden çalıveriyor ya. Böyle devlet olur mu? Neden çalıyor devlet bu kadar parayı? İhtiyacı var. Devlet hantal, devlet çok büyük, devletin arazileri var, devletin ormanları var, onlara bakmaları gerekiyor. Devletin kamu kuruluşları var, devletin memurları var. Bir de yeni şimdi 1 milyon taşeron işçiliği attı, 1 milyon yeni işçisi var, 3,5 milyon Suriyelisi var. Bunların bütün yükü sana, bana, bize yükleniyor canım dostlarım benim. Siz boş verin Türkiye'yi kimin yöneteceğini, Türkiye nasıl yönetilecek? Bu kadar hantal bir devletle nereye kadar gidilir? Taşeron kanununu adam gibi çıkaracaklarına taşeronluk müessesesini kaldırdılar. Taşeronluk müessesesi yanlış değildi ki. Yanlış olan taşeronluk müessesesinin acımasızlığıydı, denetimsizliğiydi, kanunlarının yapılmamasıydı. Taşeronda çalışan işçilerin sahipsiz kalmasıydı, gelecek güvencelerinin olmamasıydı. Devlet bunun için var. Devlet özgür bırakıp denetlemek için var. Devlet gözlerini üstüne dikip müdahale etmek için yok. Ama anlatamadım. Ben bunu anlatamıyorum. Halen bakıyorum sağcılık, solculuk, dincilik, mezhepçilik, tarikatçılık yapıyoruz. Herkesin tarikatı kendine, herkesin mezhebi kendine, herkesin dini kendine, herkesin görüşü kendine. Ama bunu lütfen, lütfen hukuksal ilişkilerimize, devlet ilişkilerimize, birbirimizle olan ilişkilerimize, kurumsal ilişkilere karıştırmayalım. Oy sandığında dinimizi, mezhebimizi, tarikatimizi bir tarafa atalım. Bizi nasıl yönetecekler? Bizi nasıl yöneteceklerine inandığımız, en iyi inandığımız, en iyi yapacağına inandığımız kişileri, kurumları seçelim. Yeter artık ya. Ya yeter ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı gibisiniz. Sizleri suçlamıyorum canım kardeşlerim. Ama halkımızın neredeyse %90'ı böyle. Kemikleşmiş oy diyorlar. Ya oy kemikleşmez. Kemik kemikleşir. Kemikleştikçe sağlamlaşır. Ama demokraside kemikleşmiş oy demokrasinin çürümesi demektir. Kokuşması demektir. Ya bunu neden hala göremiyorsunuz? Bakıyorum bana diyorlar ki liberalle sosyalist yan yana olur mu? Yahu neden olmasın? Sosyalizm dediğiniz 250 senelik neredeyse en az 200 senelik bir ideoloji. Liberal ise, düşünce ise, bir adı üstünde liberal düşünce, bir felsefe.
Binlerce yıldır geliyor. Ta Solon'dan beri, Aristo'dan beri, Sokrat'tan beri, Eflatun'dan beri geliyor. Özgür düşünce, özgür düşünce skolastik olabilir mi? İdeolojik olabilir mi? Doktriner olabilir mi? Tabii değişir. 100 sene önce, hatta 40 sene önce liberal düşünceyle sosyalizmi yan yana getiremezdiniz belki de. Olabilirdi. Ama bugün liberal düşünceyle sosyalizmi yan yana getirip ikisini kardeş yapmazsanız dünyanın geleceğini, insanlığın geleceğini kurtaramazsınız. Bu kadar acımasız bir neoliberalizm dedikleri, acımasız vahşi kapitalizmle, ya da vahşi kapitalizmin belki biraz daha vicdanlısı diyebilir miyim bilmiyorum ama onu da diyemem. Dünya yönetilemez. Dünya emek ve sermaye kardeşliği uzlaşmadan yönetilemez. İnsanlık kurtulamaz. Bakınız gelecekte işçi sınıfı dediğimiz sınıf neredeyse kalmayacak. Hemen herkes beyaz yakalı olacak. Hemen herkes sadece hizmet üretiminden faydalanmak isteyen. Tabii ki herkes değil. Ama çoğunluk lokantalara, tatil yerlerine, ormanlara, parklara, gezilere gitmek isteyen, haftanın 4 günü tatil yapan, yılın 2 ayını kesiksiz kesintisiz ya da tatil yapan insanlardan oluşacak. Elbette 8-10 sene sonra değil ama en geç 50 sene sonra bu olacak. Büyüdük diyoruz, ekonomimiz büyüdü diyoruz, %1,5'unu nüfus artışı alıp götürüyor, geriye bir şey kalmıyor. Her sene 1,5 milyona yakın üniversite öğrencisini mezun ediyoruz ve bunların hemen hemen 1 milyon 300 bini mesleksiz, kusura bakmayın mesleksiz. Meslek dediğiniz doktorluktur. Meslek dediğiniz sanatkarlıktır. Mesela tercüme, tercümanlık meslektir. Avukatlık elbette meslektir. Ama işletmecilik diye bir meslek yok artık ya. Bunu niye kabul etmiyorsunuz ya? Sırf üniversite mezunu olayım, askere gitmeyeyim diye işletme okuyanlar var. Ya ne olur gitmeyin, 4 sene gidin, bir ne bileyim bir elektrik şirketinde çalışın, bir tesisat okulunda, mektebinde okuyun, bir turizm mektebinde okuyun, bir garsonluk mektebinde okuyun. Ya okuyun ama meslek sahibi olun ya. Mesleksiz olmaz canlarım benim, mesleksiz olmaz. Olmuyor. Ondan sonra da üniversite bitirdim diyorsunuz, haklısınız da bitirmekte. Haklısınız da iş istemekte ama adam sana ayda 1500 lira maaş veriyor. Diplomana bakmıyor, vasfın ne diyor. Ne iş yaparsın diyor. Bilgisayar kullanabilir misin diyor. 3D yazılımı kullanabilir misin? Photoshop kullanabilir misin? E bunları kullanamazsan olmuyor. Yapay organ yapacağım diyor. O kurumda, o sektörde çalışabilir misin diyor. Hayır, çalışamıyoruz. Yokuz. Ondan sonra kalkıyoruz. Liberalle sosyalist yan yana gelir mi? İslamcılık mı daha iyi? Öbür dünyada ya dilim ensemden çıkarsa? Yahu öbür dünyada dilin ensenden çıkmaz, korkma. Ama bu dünyada dilin ensenden çıkıyor. Neden? E çalışamıyorsun. E hükümet sana iş vermiyor. Hükümet yollar yapıyor, köprüler yapıyor, yer altından geçitler yapıyor ama fabrikalar yapmıyor. Ama sana iş sahası olacak yerler açmıyor ve sen diyorsun ki yaşasın benim devletim, bana yol yaptı diyorsun. Ya o yolu sana yapmıyor ya. Görmüyor musun halen? Benim canlarım, benim arkadaşlarım, benim dostlarım, çevrenizde, yakınınızda, uzağınızda kimin ne olursa olsun hep şunu konuşun. Kimi seçeceğimize değil arkadaşlar diyeyim, ülkemizi nasıl yöneteceğine bakacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetecek mi? Demokrasimiz geri gelecek mi? Cezaevlerimiz düşünen insanlara tahliye edecek mi? Yargımız bağımsız olacak mı? Yargımız tarafsız olacak mı? Yargımız vicdanlı olacak mı? Yahu bunlara bakın ya. Küresel sermaye bana gelecek mi? Yabancı sermaye değil. Yabancı dediğiniz hemen bizde düşman anlamına geliyor. Küresel sermaye. Küresel. Çünkü ben de küreselim, o da küresel. O küresel sermaye bana gelecek. Benim küresel sermayem belki de daha başka ülkelere gidecek. Orada daha ucuz emek bulacak. Öteki bende kendisine göre ucuz emek bulacak ama ham madde bulacak. Yani ne olursunuz lütfen, lütfen, lütfen. Şu yaşıma geldim, bir tek şey istiyorum. Allah aşkına takım tutar gibi siyasi parti tutmayın. Takıma oy verir gibi siyasi partiye oy vermeyin. Ülkemi demokratlaştıracak, hukuk devletinden uzaklaştırmayacak, küresel devletlerle, küresel şirketlerle kavga etmeyecek, küresel devletlerin başkanlarına hakaret ve küfür etmeyecek insanlar seçin, partiler seçin. Lütfen. Lütfen, lütfen. Hoşça kalın canım arkadaşlar. Hoşça kalın. Biraz gergindim. Affedersiniz.